birinci depremde çocuklarım burada yatıyordu. Eğer birinci depremde yıkılmış olsaydı bunlar çocukların üzerine yıkılacaktı. Hala yastıkları duruyor, kaldıramadım. Allah'a şükür olmadı. Ondan sonra işte kar falan yağıyordu. Fırtına oluyordu. Dışarı çıkmak zorundaydık. Dışarı çıktık. Ondan sonra maalesef öğlen işte 1.30'da ikinci deprem, Ermistan merkezli. O deprem bu hale getirdi. Evler işte villa sanıyorduk, villamız var sanıyorduk. Meğerkisi yokmuş. O taraftan da alabilirsiniz. Hı. 17 yaşımızdan beri memurdu eşim. İşte biriktirdik, çalıştık, çabaladık, kapkaca kaldık, yemek takımı, tencere takımı, ev yaptık. İşte bir anda böyle gördüğün gibi kül oldu. Kıyıp da kullanmıyorduk. Kıyıp da kullanmadım. En nazlı tabaklarım gördüğün gibi hepsi yerlerde. Ama şükürler olsun canımıza bir şey olmadı. Çok şükür canımız sağ. Bundan önce işte 3-4 milyonluk villamız var sanıyorduk. Ama şu an AFAD'ın vermiş olduğu çadır evimiz hanımla beraber. Burada da mutluyuk. Mutlu olmak bir sanattır. Biliyorum bunu herkese tavsiye ederim. Her şekliyle Allah götürdüğümüz kadar vermesin. Allah'tan gelen ne yapalım? Buna da şükür canımız sağ. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz yanımızda. Milletimiz yanımızda, halkımız bize yardım ettiler, her şeyimiz var, yiyecek, içecek, yatacak, giyecek, her şey verdiler. Yani devlet de verdi, millet de verdi, Allah hepsinden razı olsun. Ha, biz de çok şükür, Allah bundan bunu aratmasın, bunu bize bırakırsa da yeter. Yani şu an burada işte yaşıyoruz. Yani dün villadaydık diye biz burayı şey yapmıyoruz. Burada yaşıyoruz yani. Allah'ımıza hamdolsun. Mehmet Kubat, 35 yıllık orman muhafaza memurluğundan emekli biriyim. İşte 35 yılımın karşılığında, çalıştığım karşılığında bu villa sayılan, villa olarak geçen evi aldım. 6 Şubat depremlerinde, işte Elbistan üstü ikinci depremde evimiz harap oldu. Şu an orta hasarlı. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. İşte devletimiz bize yardım etti, çadır verdi. Şimdi bazen duyuyorum böyle işte feyslerde falan devlete atmalar, işte yardım gelmedi. İnanın ben şu an gerçek söylüyorum. Şu Doğanşehir'e gelen yardım bir Malatya'ya yeterdi ama bir Doğanşehir'e yetmedi. Nankör insanlar böyle devleti karalamaya çalıştılar. İftira attılar, hakaret ettiler. Yani ben devletten, milletten razıyım. Millet de yardım etti, devlet de yardım etti. Allah razı olsun. Ya biz villamız var sanıyorduk. Öyle sanıyormuşuk ama bizim değilmiş. İşte viran oldu, harap oldu. Buna şükür, canımız sağ, Allah'a şükür. Deprem anında içindeydik. Çocuklarımla beraber, torunlarımla beraber. Ama hiçbirine bir şey olmadı. Birinci depremde bir şey olmadı. İkinci depremde de biz dışarıda olduğumuzdan dolayı çok şükür canımıza bir şey olmadı. Buna şükür işte böyle geçinip gidiyoruz. Depremden önce buralarda işte 3-3,5-4 bu civarda milyon olarak geçiyordu. Şu anda bilmiyoruz işte artık. Ev kalmadı yani, ev yok. Şu an kaç tane villa var bu bölgede? 65 tane daire var. 65 tane villa var. Ama 65'i de bu durumda.
Özellikle çatıları ve işleri darmadağın oldu. Oturulmaz hale geldi yani. Şu an ondan dolayı böyle çadırdayık. Sevgi Kubat, ben zaten uyanıktım. Bir sallantıyla uyandım. Torunlarım, çocuklarım bizdeydi. İnan 1,5 dakika sürmüş. Biz bir araya yetişemedik. Kavuşamadık. Sonra kendimizi dışarıya attık. Ondan sonra işte sürgüye gittik. İkinci depremde de orada yakalandık. Evimizin hali bu. Emeğimiz. 35 yıllık emeğimiz. Göründüğü gibi. Vallahi çadırda hayat çok zor. Gerçekten çok zor. Anlatılması çok zor. Tencerede su ısıtmak. 20 günde bir banyo etmek. Söyleme sahip tuvalet yok, lavabo yok. Çok zor. Anlatılması yani. Çok zor.